mehebet zamanı, haydi mehebet zamanı, şimdi mehebet zamanı, haydi mehebet zamanı. Burada şimdi MHP zamanı, iyi ki MHP var diye bir araya geldik. Bu toplantıyı kararlaştırdığımız 15 gün öncesinde istedik ve dedik ki bu toplantıyla Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçmişten geleceğe hizmet vermiş bütün ağabeylerimizi, bütün kardeşlerimizi, bütün dostlarımızı bir arada görelim. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzu başta orada olmak üzere bütün Türkiye'ye gösterelim. Bu kararı aldıktan sonra son bir hafta içerisinde Türkiye'de öylesine olaylar cereyan etti ki bu toplantı anlamını bin kat daha fazlasıyla önem kazanarak gösterdi. Türkiye bu bir hafta içerisinde adeta işgal edilmiş bir ülke konumuna geldi. Sayın Başbakan'ın BDP'lilerin dokunulmazlığı kalkmalıdır. PKK'lı teröristlerle kucaklaşanlar ve öpüşenler, konuşanlar bu mecliste barınmamalı. Barınamaz, derhal fezlekesi meclise gelsin diye başlayan sürecin arkasından Başbakan başta olmak üzere Türkiye'de eşkıya başına neredeyse sevgi tomurcukları, sevgi selleri akmaya başladı. Sayın Bülent Arınç, dağa çıkan PKK'lı soysuzlar hangi işkenceyi gördüler de dağdalar? 18'de 25 yaş arasında şu anda dağda Türk askerine, Türk polisine kahpece kurşun atanlar hangi işkenceyi gördüler de dağdalar? Madem bu kadar dağa çıkma meraklısıysan ne işin var bu ülkenin başbakan yardımcılığında? Çık dağlara, dağlar seni bekliyor. Bu ülkenin başbakanı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı APO ile görüştüler. Oslo'da devleti pazarladılar. Ülkeyi pazarladılar dediğinde görüşen şerefsizdir, namussuzdur dedi. İspat etmeyen de şerefsizdir, namussuzdur dedi. Bu sözü söyleyen adam bu sözün arkasında durmalı, öyle değil mi? Ama aynı başbakan bir hafta önce Güney Afrika'dan televizyonlara açıklama yapıyor. APO denen katil ben televizyon istemedim demesine rağmen bizim başbakan APO'nun televizyonunu gönderdim, şu anda ulaşmıştır veya ulaşmak üzeredir diyor. Fransa'da 3 PKK'lı öldürülüyor. 3 PKK'lı. Kim öldürüyor? Dün akşamki haberlere göre PKK öldürüyor. Allah'ın işine bakın ki ölen de PKK'lı, öldüren de PKK'lı. Pekala ne oluyor? Bülent Arınç diyor ki ölüm şekline çok üzüldüm, vahşi bir tabloydu. Allah'ın işine ne karışıyorsun Bülent? Takdir böyleymiş, sana ne? Böyle ölmeleri gerekiyormuş. İnşallah bütün PKK'lılar kafasına sıkılarak böyle öldürülürler. Öyle bir hale geldiniz ki AKP artı CHP artı BDP artı PKK eşittir ülkenin bölücülüğü noktasına geldiniz hep birlikte. Dolayısıyla bizim sözümüz CHP'de var. Biz biliyoruz ki CHP'de vatansever insanlar, CHP'de Türk milliyetçisi insanlar, CHP'deki mütedeyyin Müslümanlar bu Kemal Kılıçdaroğlu zihniyetinden rahatsız. Onun için bütün CHP'lileri Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 ilali çatısı altında birleşmeye davet ediyoruz. Türkiye'nin tek partisi MHP'dir. Oylar MHP'ye, oylar MHP'ye, oylar MHP'ye, oylar MHP'ye, oylar MHP'ye, oylar MHP'ye, oylar MHP'ye. Hey 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 hey, oylar MHP'ye, oylar.
sevgiyle çıkın yola çalışmak yarış olsun. Hey 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 hey. Öyle bir eselim ki, öyle bir eselim ki rüzgarlar barış olsun. Hey.